Arkadaşlar merhabalar, Çamlıca Göleti, diğer adıyla Kerem Ali Göleti kampımız sırasında ilk gün Kerem Ali Zirvesi'ne bir yürüyüş yapmıştık. İkinci günde hemen bölgede bulunan bir yangın göleti var. Bunu gittiğimizde öğrendik. Ben haritadan baktığımda ufak bir gölet görünce merak edip yürümek istedim. Gittiğimizde öğrendik ki burası yangın amaçlı kullanılan küçük bir göletmiş. Videomuzda bu küçük gölete olan yürüyüşümüzü izleyeceksiniz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Ben demiştim diyor, onlar bizi satar. Söyledim. Ne odun ki? Bizim odunda fotoğrafımız var, ne kadar güzel. Böyle kız bayılmış oğla. Evet ya. Ki, çok güzel çıkmışız. Thank you.
Şener bak amca böyle kurtarıyorum götü. O, o götle bu iş olmaz. Daha çok küçülmesi lazım oğlum. Duydun zilin sesini. Götümüze güveniyoruz. Sağ sol. Evet. İnelim şimdi aşağıya şöyle. Ben de yüzülüyor falan sanıyordum. Ha. Ya bu çok ufak bir göle. Vatan türbesi gördün mü? Türbeler benim ilgi alanım. Çok şey yaparım. İlgilenirim. Güzel oldun bak o su ateşi yanadı. Sonuçta Ünye'de ağaç yok yani. Sizinkiler ağaçta yetişmedi. Bir yerden geldiler oraya sonuçta. Nereden geldikleri orada yazmıyor işte. Orada yazmıyor sana. Karakın nerede yazıyor? Ama şeyden bulabilirsiniz yani. Nereden bulayım? Nereden bulabilirsiniz? Osmanlı. Arşivleri. Onlar Osmanlılar asalete dair ailelerin soy ağacını tutmuşlar. Hepsini tutmamışlar ya. Neydi asalete? Yani öyle bir şeyse çıkarınca. Bizde asalet yok. Dedenin Alemdar oğlu, yok bilmem ne oğlu. İşte onlar hep şey, onların dönemindeki bu padişahın yakınındaki. Ama annenin babası, onun babasının baba tarafları, onların kesem nereden geldiğini, doğudan geldiğini biliyorum. Onların Alevi olduğunu biliyorum. Anneannem değil. Annenin baba tarafı Alevi. Annenin baba tarafı zaten atal soy. Ay arkadaşlar ya, nimetleri geçmeyin, gelin. Bir
verdiğin nimetler için. Aha. Ana. Gitmek bilmiyor bu nimetler. Arkadaşlar sis bastırdı. Hakikaten kopmayalım fazla. Çok güzel. Meryem 10 metre daha gitse göremeyeceğiz. Eyle. Meryem çok güzel. Evet. Kadın çıldırdı. Sisle yağmur belirdi. Çıldıran kadın. Yağmuru da engelledi. Öyle mi? Kim bundan sonra Meryem ona dua ediyor. Ellerim açtı. Gidecek mi? Şu arkası mı sıkıyor? İstiyorsan ısınca okuyayım ben gideyim arabaya ben gideyim. Tamam mı? Beş bölüm. Aa burada da burada da üstünüzü değiştiririz. Aa he. İki daha içerim ben şimdi burada. Ondan sonra benim için ya. Lan bulut hareketi de görünüyor ya. Bulutlar inmiş bir yerine baksana. Yeni sigaramız kalmadı. Çok iyiydi. Elif yiyen var mı? Yok ben çok yedim. Ya fazlasını yedim. Ondan çok yedim. Bu elikten bir vardı. Bir vardı. Görmediniz mi? Cevizi de görmediniz. Böyle ceviz. Yerde. Yok onun kim var orada? Lan şu... Dökülmemiş mi daha? Yok daha tam olmadı. Yabani geliyor ya. Yok yok düşme. Yok yok. Hadi düşer burası hiç geliyor. Düşmedi hiç. Meryem gidince biraz esneyelim ya. Gidiyor kadar üstlenme. Yok yok. Aha bak. Yanmıyor mu? Elleri kurum bir yapması lazım. Elleri kurum eylem. Kurum ne oldu? Ver şunu. Şimdi nasıl gidiyor? Geri çakmak yok mu elinde? Geri çakmak mı ıslandı? Aynen bunu. Gidelim ki neyini? Ver ben onu yeri kuruyorum bunu. Bakayım mı seni? Bunu. Geri çak yapma. Bir çakmalı yanıyor da. Evet. Eylem atıyorsan ya. Ben yok oturmayacağım. Ama şey, gidince üşümüyorsunuz. Kanka sigarayı da buzdolabı da koyayım şey sana diyor. Üşeme. Buzdolabı da şeyi de koyayım ya. Koy koy. Yani şeyde bir şey olacak. Şu en üst şeyi mi koyuyor? Telefonda içeri ta içeri sok. Ben telefonda elimi şantosuna koyayım. Suyu oradan al bak. Şu bir şey yok. Ben ya. O su. Bu burası da ıslak ama. Bak. Bak içine. Ver elimi şantosuna koyayım. Dur ya burada. Islanmış mı orası? Lan su girmiş lan bunun içine. Abi ben şeyi montun çıkarana kadar girdi. Ay telefonu da burada telefonu yok. Su, fener ıslanmış kanka. Olsun. Fener ıslanmış. Bir de burada meyve gibi bir şey var. Ne? Senin elma. Telefonun nerede? Benim telefonum arabada ya. Telefonumda yok. Islanan fener olsun. Fener demek ki.
sis geliyor. Yağmur biraz daha vuracak. Tabii ki. Öyle bakıyorum bir yere girer mi? İçini ta içindeki bölmeye sokmadın mı ya? Yok ya. Aç içine aşağı aşağı çantanın içine bölmeye sok Aydın. Tamam oğlum ya dur ya. Çantanın içinde bölmesi ne diye şu kızakları oluyor. Ha işte oluyor. Yaşlı değil mi orası? Yürüyüşümüze gördüğünüz yerde orman işletmesinin yarım kalan binasında kısa bir mola veriyoruz. Arkasından yağmur altında yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yürüyüşümüzü bitirdikten sonra size yürüdüğümüz rotayı da vereyim. Gördüğünüz rotada, videoda da izlediğiniz gibi orman yollarından yürüyüşümüzü bitiriyoruz. Bunlar da yürüyüşle ilgili diğer değerlerimiz. Gördüğünüz gibi 3 saatlik sürede 15.29 kilometrelik bir yol yürümüşüz. Ortalama hızımız da 4.8 kilometre. Parkur oldukça kolaydı. Orman içi yollarından yangın göletine kadar indik. Oradan farklı bir yoldan dönüşe geçtik. Yalnız dönüşe geçtiğimizde gerçekten oldukça sağlam bir yağmur olunca bir yerden sonra yol ayrımında yağmur olması aslında yolu uzatıp orman içinden başka bir yoldan dönüş yapacaktık. Ama baktık ki yağmur gerçekten çok fazla yağıyor. Bir yerden sonra dönüş yoluna çıktık ve geldiğimiz yerde, başladığımız yerde yürüyüşü bitirdik. Şimdi son karemizle birlikte her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Başka yerlerde, başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada doğada sadece ayak izlerimizi bırakıyoruz.